Böyle dedi. Dadısı Yorokluya bir çığlık attı. Kanatlı sözler söyledi yana yakıla. Nereden koydun bunu kafana? Yavrum nereden? Nerelere gitmek dilersin bu uçsuz bucaksız dünyada? Senden başka gözümün bebeği kimimiz kaldı ki? Baban da uzaklarda, yaban ellerde öldü, gitti. Kim bilir ne kötü şeyler yapacaklar arkandan. Tuzağa düşürüp yok etmek için seni. Tekmil mallarını pay edecekler aralarında. Kal burada. Göz kulak ol malına mülküne. Hasatsız denizlerde çile çekmek senin neyine? Akıllı Telemakos karşılık verdi ona. Dedi ki, korkma dadıcığım. Tanrı koydu bunu kafama. Ama söz ver anama bir şey demeyeceğine. 11 gün geçsin ya da 12 gün üstünden. Daha önce sorar öğrenirse yazık olur. Paralar güzel yüzünü ağlıya ağlıya. Böyle dedi. Kadın da and içti tanrılar üzerine. And içip bitirir bitirmez andını doldurdu şarabı iki kulplu testilere. Sağlam dikişli tulumlara döktü onları. Telemakos da gitti saraya. Karıştı taliplilere. Bu ara gökgözlü Athena başka işlerle uğraşıyordu. Mentorun kılığında fır dönüyordu kendi. Yolun kesiyordu nerede bir kürekçi görse. Akşama diyordu, tez giden geminin yanında ol. Neomon'dan tez giden bir gemi istemişti. Pronios'un şanlı oğlundan. O da seve seve veririm demişti. Akşamleyin gölgelenirken bütün sokaklar Athena indirdi tez giden gemiyi denize. Gereken bütün araçlarla donattı sağlam gemiyi. Sonra götürdü bıraktı onu liman ağzına. Bir araya gelmişti soylu yoldaşları Telemakos'un. Gökgözlü tanrıça güç verdi onlara bir bir. Sonra Odysseus'un sarayına doğru yola çıktı. Orada tatlı bir uyku döktü taliplilerin gözüne. Şaşırttı onları içkilerini içerken düşürdü ellerinden şarap taslarını. Kalktılar. Evimize gidelim yatalım dediler. Uyku göz kapaklarına bayağı ağır basmıştı. Gökgözlü Tanrıça Athena seslendi Telemakos'a. Çağırdı onu güzel yapılı saraydan dışarı. Görünüşü, sesi mentorunki gibiydi tıpkı. Telemakos güzel dizlikli yoldaşların işte hepsi hazır bekler buyruğunu. Haydi davran gecikmeden çıkalım yola. Athena böyle dedi. Tez adımlarla düştü öne. O da yürüdü tanrıçanın arkasından. Vardıkları zaman gemiye ve denize uzun saçlı yoldaşları buldular kıyıda. Tanrısal güçlü Telemakos onlara dedi ki, haydın dostlar, taşıyalım yiyeceği, içeceği. Hepsi sarayda hazır. Anamın haberi yok. Tek bir hizmetçinin haberi var bundan. Yol gösterdi, onlar da yürüdüler izinden. Ne varsa sağlam güverteli gemiye taşıdılar. Telemakos nereye koyun dediyse koydular oraya. Bu iş bitince Telemakos atladı gemiye. Kılavuz Athena geminin gerisine oturdu. Onun yanına yerleşti Telemakos da. Halatlar çözüldü, kürekçiler geçti iskarmozların başına. Gökgözlü tanrıçı Athena onlara itici bir yel saldı. Zephyros, şarap rengi denizin üzerinde uğul uğul uğuldadı. Manevra yapın dedi yoldaşlarına Telemakos. Dinlediler onlar da Telemakos'un buyruğunu. Kaldırdılar çam direği
Diktiler oyuk yuvasına. Çarmıhları gerip çektiler sağlam kayışlarla ak yelkeni. Yelken birdenbire tam ortasından şişiverdi. Güm güm vurdu karineye alacalı dalgalar. İşte artık gemi yola çıkmıştı. Dalgaların üstünde koşuyorlardı habire. Uçuyordu engin bağrında kıra kıra dalgaları. Halatları bağladıktan sonra boylu boyunca tez gidişli kara tekneye diktiler silme şarap dolu testileri, sunusunlar hep var olan tanrılara, en çok da Zeus'un gök gözlü kızına. Gemi bütün gece gün ağarana dek gitti.